Evet sevgili çocuklar, sosyal bilgiler dersimizden ulusal egemenlik bölümüne geçeceğiz. Ulusal egemenlik bölümüne geçmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını önce işleyeceğiz sizlerle. Etkin vatandaşlık konumuzda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Çocuklar, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı neden çıkmıştır? Birinci Dünya Savaşı Avrupa'da başlayan sömürge yarışından sonra yurdumuz Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri gereği işgal altına alınmıştır. Tehlikede olan ulusal egemenliğimize kavuşmak ve bağımsızlığımızı elde etmek için Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor ve milli mücadeleyi başlatıyor. Mustafa Kemal Paşa bildiriler yayınlayarak çeşitli anlaşmalar, toplantılar yapıyor. Erzurum, Sivas'ta toplantılar yapıyor. Daha sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'ya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ulusal egemenlik ve bağımsızlık yolunda en önemli atılmış bir adımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1921 yılından itibaren bayram olarak kutlanılmıştır ve 23 Nisan 1927'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adıyla kutlanılmaya başlanılmıştır. Burada gördüğünüz resim Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kabul edildiği, açıldığı binadır. Evet, aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarında da yanlış olanlarında Y harfi kullanırız. 23 Nisan 1923'te ilk anayasa kabul edildi. Yanlış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanılmaktadır. Doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi egemenliğin ulusa ait olduğunu kabul etmiştir. Çok doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden açılmadan önce yönetim babadan oğula geçen bir sistemle gerçekleştiriliyordu. Doğru. Atatürk çocuklara bayram armağan eden tek liderdir. Doğru. İstanbul'un işgal edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını hızlandırmıştır. Doğru. Evet, halkı temsil eden milletvekilleri devlet tarafından atanır. Hayır, biz seçime gideriz, seçimde oy veririz. Oy vermek bir vatandaşlık görevidir. Onun için halk kendi milletvekilini kendisi seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul'da açılmıştır. Yanlış, Ankara'da açılmıştır. Doğru cevabı. Evet, ulusal egemenlik. Burada gördüğünüz meclisimizi gösteriyor. Burada da vatandaşlık görevimiz olan seçme, seçilme hakkımız olan oy verme bölümünü gösteriyor. Egemenlik yönetme yetkisidir. Yönetme, egemenlik diyoruz, yönetme yetkisidir. Yönetme yetkisinin millete ait olmasına ulusal egemenlik denir. Yönetme yetkisinin millete olmasına ulusal egemenlik diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce ülkemiz padişahlıkla yönetiliyordu. Yönetim şeklimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra milletin eline geçmiştir. Millet elde ettiği seçme ve seçilme hakkı sayesinde yönetime doğrudan ya da dolaylı olarak katılma imkanı bulmuştur. Ülkemizde her 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı oy kullanarak milletvekillerini seçebilmektedir. Milletvekili seçilebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Milletvekilleri millet için çalışır, temsil ettiği vatandaşlar adına düşüncelerini ifade eder. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Evet.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünden ne anlıyoruz, ne anlatılmak isteniyor? Halkın devlet yönetiminde mutlak sahibi olduğunu anlatmaktadır. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ulusal egemenlik arasında nasıl bir ilişki vardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçilen kişilerce oluşturulur. Ulusal egemenliğe onlar karar verirler. Evet. Halkın temsilcilerinin yer almadığı bir meclis nasıl olurdu? Yönetim ve denetim tek kişi tarafından yapılır. Halk söz sahibi olamazdı. Milletvekili seçebilmek için ne gibi şartlar gerekmektedir? 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı belli şartları taşıyorsa milletvekili olabilir. Evet, şimdi size soruyorum. Siz milletvekili seçilmiş olsaydınız halk için ne gibi çalışmalar yapardınız? Cevabınızı buraya yazmanızı istiyorum ve geçiyorum. Milli Birlik ve Beraberlik Günü. Çok önemli ama çok önemli bir konu çocuklar. Milli Birlik ve Beraberlik. 30 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin bir bütün olarak başkomutanlık meydan muharebesini kazandığı ve düşmanları yurdumuzdan attığımız bir gündür. Onun için 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanılır çocuklar. Milli bayramlarımız milletçe kutladığımız günlerdir. Bunlar nelerdir? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bunlara çocuklar bir de milli kahramanlık olarak halkımızın kendisinin göstermiş olduğu zafer 15 Temmuz 2016'da Milli Birlik Günü olarak adlandırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak da kutladığımız bir gün vardır. Bugün ne oldu? Kendi halkına kendi silahını doğrultan ve canını hiç pahasına sayan Türk halkı direnişe karşı çıktı ve bu kalkışmayı, bir kalkışmaydı bu, bu kalkışmayı önledi. Ne zaman? 15 Temmuz gecesi. Hani diyoruz ya, kimi tanka kafa tuttu, kimi silaha. Evet çocuklar, burada milletimizi bir kez daha alkışlıyoruz. Bir kez daha onlarla gurur duyuyoruz. Allah bir daha böyle bir gün Türk milletine yaşatmasın diyoruz. Ülkeler için milli bayramlar niçin önemlidir? Bunun şimdi cevabını hep birlikte verelim. Ülkeler için milli bayramlar niçin önemlidir? Ülkelerin bağımsızlıklarında önemli günleri ifade eden tarihlerdir. Bu günler birlik ve beraberliğimizi pekiştirirler. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlama sebebimiz nedir? 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandığımız için bugün ülkemizde Zafer Bayramı olarak kutlanılmaktadır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi tarihte niçin kutlanır? Çocuklar, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetimizi yıkmak isteyenler tarafından hain bir darbe girişimi yapılmış ancak halk sokaklara inerek Cumhuriyetine, ülkesine sahip çıkarak darbeyi önlemiştir. Bu tarih her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanılmaktadır. Rabbim bir daha böyle bir gün
bize, Türk milletine yaşatmasın diyoruz. Evet sevgili çocuklar, demokratik haklarımız nelerdir? Demokratik haklarımız, bizi temsil edecek kişileri seçmek en büyük demokratik hakkımızdan biridir. Yerel seçimlere katılmak en büyük demokratik hakkımızdan biridir. Evet, vatandaşlık görevlerimiz nelerdir? Oy kullanmak, vergi vermek ve askere gitmek. Şimdi sınıf temsilcisi seçmek için herkes istediği adaya oy verecek. Kazandığın için tebrik ederim diyor. Bak birbirlerini tebrik ediyorlar ve kendilerine düşen görevleri yapmaya çalışıyorlar. Şimdi size de sınıf temsilcisi olmak için arkadaşlarınızla demokratik bir ortamda yarıştığınızı düşünün. Seçimi kazanmak için ne gibi projeleriniz var? Onları buralara yazmanızı istiyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.